Galata, İstanbul'un belki de en kozmopolit semti. Zaman içinde kimi renklerini yitirmiş olsa da, gerek Bizans'ta, gerek Osmanlı'da hep asıl şehre yabancı bir şeyleri temsil ede gelmiş. Dar aralıkları, Arnuva yapılarıyla hala bir hayli İtalyan. Ve semtin bu karakterini belki de en iyi temsil eden yapı Doğan Apartmanı. ...1963 yılından beri bu binadaki müze evlerinde yaşayan Eyüboğlu Aneger çifti, Galata'nın Girift beşeri tarihine eni konu karışmış, İstanbul'un sanat ve düşünce hayatına kendi özgün renklerini katmışlar. Mualla Aneger Eyüboğlu, 77 yıllık ömrünün çoğu dolu dolu çalışmayla geçmiş bir erken cumhuriyet aydını. Bir ipek böceği sabrıyla ördüğü kozasında, şimdi Alman uyruklu eşi Robert'le ve anılarıyla baş başa. Annesi Trabzon eşrafından, babası Rahmi Bey ise önce mutasarrıf, daha sonra Trabzon nüfusu. Ailede sanatçılar var, dede Hattat. Kütahya'daki çocukluğundan kulağında bombardıman sesleri kalmış. Sonra Artvin, Trabzon. Her şey kalabalık bir ailede olabileceği gibi çok arkadaşlı ve sere serpe bir çocukluk. Orta öğrenim İstanbul Kız Lisesi'nde biter ve nihayet güzel sanatlarda mimarlık öğrenimi. Mezun olur olmaz 41-42 senesinde mimar olarak Anadolu'ya gitmek istedim. O zaman Anadolu'da mimari kadro yoktu. Abim talim terbiye azasıydı Ankara'da. Ailemden de Anadolu'da çalışmak için müsaade almak o kadar kolay hiç değildi. Annem pek taraftar değildi. Fakat abime misafirliğe gidiyorum diye Ankara'ya gittim. Ankara'da abim ilk tedrisat umum müdürü Tonguç'la tanıştırdı beni. Ve ben Anadolu'da çalışmak istiyorum deyince Tonguç hemen o zaman yeni kurulmuş olan köy enstitüleri yüksek kısmına beni yapı kolu başkanı mimar olarak tayin etti ve o gün gittim. Savaş yıllarıdır ve aydınlar henüz idealisttir. Sabahattin abim beni ilk defa Hasanoğlan'a götürdüğü gece biz abimle konuşmaya dalmışız. Başımızın ucundaki cam da kırıkmış. Bir de sabahleyin bir farkına vardık ki biz konuştuğumuz için yastıkta yastık başımızın etrafı hep kar. O kadar sohbetimiz derindi abilerimle. Sabahattin Eyüboğlu o geceyi Paris'ten bir mektubunda anacaktır. Geceler hatırladım, telli pullu, odalar, pencereler, yeşil boyalı, köyler hatırladım, mahalle bacılı, trenler, tıka basa, dert dolu, sonra bir garip kavak ağacı. Suratsız beton duvarların ortasında, ben diyelim Ferhat'ın adı, sen Karacaoğlan'ın Elif'i derken enstitülerden açmışız lafı. Bacım inat, ben inat. Susabilirsen sus, yatabilirsen yat. Hoş gör derim. Ben Mualla Eyüboğlu'nu Anadolu Bozkırı'nda yıldızların parladığı anlarda tanıdım. Gerçekten de 1940'ta kurulan köy enstitüleriyle Anadolu'da adeta yıldızların parladığı anlar yaşanıyordu. Yani köy enstitüleri bir eğitim ve ekin kirizmasıyla Anadolu'yu yeniden canlandırma devinimini başlatmıştı. İşte böyle bir ortamda bizim Yüksek Köy Enstitüsü'ne
orta boylu, aydınlık yüzlü, çiçeği burnunda genç bir mimar geldi. Adı Mala Eyüboğlu. İstanbul'da okulunu yeni bitirmiş, başka yerlerde çalışma olanağı varken gönüllü olarak Hasanoğlan'a gelmiş. Oysa o yıllarda köy enstitülerine çalıştıracak adam bulamıyordu Hakkı Tonguç ve de böyle birini buldu mu ne yapacağını bilemiyordu. Aman demiş, Mahalle Hanım'ı kazanalım, elimizden geldiğince onu orada tutmaya bakalım. Gerekirse ben onu Avrupa'ya bile gönderirim, yeter ki paniklemesin. Köy enstitülerinde ben bir hafta kaldıktan sonra Tonguç geldi. Nasıl hoca hanım, şikayetim var mı? Ah dedim, çok şikayetim var. Çünkü ben gece mehtapta çıkmak istiyorum. Hiçbir erkek arkadaşım benden çıkmıyor. Gezmiyorlar. Hadi git hoca hanım işine. Benim hiç kadın olduğum, yani erkeklerle yalnız kalmanın tehlikesi falan aklıma gelmiyordu. O kadar mesleğimle bağdaşmışım ki. Sonra tabii zamanla insan kadın erkek farkını öğreniyor. Özgür tavırlı genç ve güzel Mualla'ya abayı yakanlar arasında kimler yoktu ki? Çiçeği burnunda gazeteci Yaşar Kemal, dönemin ünlü şairi Supi Taşan ve nihayet müzik öğretmeni basbariton Ruhi Su. Ruhi Su, yani çok tatlı şeyler, olaylar oldu. Evli bir arkadaştı. Bana karşı çok şey, ısrarla. İşte evlenelim, mesleği bırak falan deyince umum müdürlükte Ruhusu'nun işine son vermek zorunda kaldı. Tatsız bir olaydı yani. Sonradan ben yardımcı oldum ama şeydi Ruhu, bilmiyorum o zaman solcu falan da değildi. Sonra solcuya çıktı adı. Uzaklaştı şeylerden. Yani son zamanlarda sonra fiyanslarından sonra Veysel'le olan dostluğumuz Ruhi'yle devam edemedi. Hatta Aşık Veysel'in heykelinin Gülhane Parkı'na dikilmiş olması da beni çok onurlandı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir başarısı. Bir padişah sarayının önünde bir halk şairinin heykelinin bulunması güzel bir şey. Mualla Hanım'ın köy enstitülerinde tanıştığı başka bir ünlü kişi de hikayeciliğimizin en parlak yıldızlarından Sabahattin Ali'dir. Hasanoğlan köy enstitüsünde bir akşam, orada geceleri sohbet toplantıları oluyordu. Sabahattin Ali Bey'le pençe pençeye sanat tartışmalarını yaptığını gördüğüm zaman, tabii bizim için Sabahattin Ali çok önemli bir yazardı. Ve biliyorsunuz gençliğinde insanın yazarlar filan çok kutsaldır. Onlara sataşılmaz, tartışılmaz, konuşulmaz. Biz öyle zannediyorduk. Hadi ya sen de filan diye Mualla Hanım kendi üslubu içinde pençe pençeye inandığı şeyleri tartışıyordu. Bunu bütün hayatında yaptı. Bozkır'ın ortasındaki Hasanoğlan da Tonguç önderliğinde Anadolu aydınlanması sürüyordu. Mualla Hanım, 21 köy enstitüsünü içeren bu mucizevi projenin kuruluş ve gelişme aşamalarında canla başla çalışan, cepheden cepheye koşan bir neferdi. Öte yandan devletin gözü kuşku dolu bir merak ve ilgiyle üzerlerindeydi. Anadolu o zaman şimdiki Anadolu'ya hiç benzemiyor. Otel yok, yol yok. Yokluklar içindeydi Anadolu. Hatta enstitüye talebe almak için 8 saat katı sırtında gittiğimiz köyler vardı. Onların şehirlerdeki yaşantıdan haberleri yoktu. Yani oralarda kızlarını köy enstitüsüne götürecek dediğimiz zaman aile şaşıyordu. Aileyi, anneyi babayı da beraber getirip bir hafta misafir ediyorduk enstitülerde. Görüyorlardı, ondan sonra çocuklarını bize emanet edip gidebiliyorlardı. Anadolu'da çocukluğundan beri içeriden gözlemlediği kadınlık durumu, ki hiç de iç açıcı değildir, genç Mualla'nın özel ilgi alanı olmuştur. Anadolu kadını, yani İstiklal Savaşı'nda da Atatürk'ün yanı başında olan kadın,
Niçin bu kadar akıllı ve olgun? Çünkü erkekler ya askere gidiyorlar, ya kazanmak için şehirlere iniyorlar. Pazara eşya götürmek için evlerinden uzaklaşıyorlar. O evin bütün sorumluluğunu kadın yükleniyor. Kadın her an düşünmek mecburiyetinde. Kışlık odununu yazdan düşünmek mecburiyetinde. Kışın tohumunu hazırlamak, o kadar kafasını kullanmak zorunda kalıyor ki Anadolu olgunlaşıyor. Yani bir ihtiyar Anadolu hanımıyla her meseleyi konuşabiliyorsunuz. Mektebe gitmemiş, medreseye gitmemiş. Nasıl gelişmiş? Görgü ve sorumlulukla. Mualla Hanım, kadının durumu üstüne kafa yormayı ilerideki yıllarda da sürdürecektir. Anadolu insanına, özellikle de Anadolu kadınının çalışkanlığına, verimlerine hayrandır Mualla Hanım. Anadolu'ya müthiş bir öz görev duygusuyla bağlıdır. Sevdalıdır adeta. Mualla ablam ortaklarda çalışırken biz ailece Anadolu'da sıtmalık yörelerde de babacığım görev aldığı için hepimizin kanında sıtma artık nesi diyeyim artık mikrop mu denir ne denirse var kanımızda. O ortamda ortaklarda onu yakaladı ablamı ve yatağa düşürdü ki gayet ağır kımıldayamaz halde filan. O hale gelene kadar gene hasta hasta projelerinin kontrolü için böyle desteklen hemen hemen belki de oturduğu yerde taşınarak dolaştı oraları biliyoruz. Çoğu at sırtında köyden köye taşınır, okullar yapar, öğrenci toplar, eğitir. Dışarıdan amele gelmesi mümkün değildi köylere. Köy enstitüsü çocuklar ekip olarak köylere gidip köy okullarını yapıyorlardı. Yani ameleyle değil, amele yerine talebelerimizle iş yapıyorduk. Ben mimar olarak harp yılları içinde mezun olduğum için şantiyelerde tatbikat görmemiştim. Tabii biraz müşkül durumlarda kalıyordum. Çünkü elime tuğla almamışım, harç yapmamışım. Bunları talebelerden. Yani ben öğrettiğim kadarını da talebelerimden öğreniyordum. Çeşitli bölgelerde yaptığımız köy okulları inşaatlarında yakinen gördüğümüz gelenekler, teknikler ve bunları yakından tanımak bana çok faydalı oldu. Nitekim restoratör mimar olarak çalışırken, mesela Topkapı Sarayı harem dairesini onarırken, orada öğrendiğim birçok şeyler bana yardımcı oldu. Yani bir karlangıç tavan örtüsü denilen bir sistemin yahut Sümerlerden beri kalmış pasın örtüsünün tekniğinin nasıl Topkapı Padişahlar Sarayı'na kadar girdiğini yakinen görmüş oldum. Çünkü orada çalışan ustalar Anadolu'da yetişen, Anadolu'daki geleneklerle yetişmiş ustalar olduğu için aynı teknikleri kullanmıştı. Ve harem dairesinde bulduğum bir kubbenin, daha doğrusu düz bir tavan altında ne bulacağımı tahmin etmemin Anadolu'daki Erzurum'daki inşaat sistemini yakinen görüp tanımış olmamdan geliyor. Çifteler, Kızılçullu, Kepirtepe, Cilavuz ve daha nicesi. En önemlisi de Mualla Hanım bu süreçte her zaman başvuracağı imeceyi öğrenir köylüden. Her zaman beraber ve hatta köylünün yardımıyla, imeceyle. Çünkü köylü de bize inşaat malzemesinin naklinde kendi arabalarını falan veriyorlardı. Kanunları falan yardımcı olarak alıyorlardı.
köydeki imece usulü köy enstitülerinde devam etti. Her zaman beraber ve mümkün olduğu kadar da davullu, zurnalı, şarkılı inşaat sahasında her zaman müzikle iş yapıyorduk. Köylülerle halkla bütünleşmişti. Dışarıda öğrendiği türküleri kimi zaman, kimi akşamlarda öğrencilere Açık Hava Tiyatrosu'nda güzel seslidir söylerdi. Sürüler yozlar, sürüler yozlar. Yine mevlaştı görer gözler. Ne yazık ki yıldızların parladığı anlar uzun sürmedi Anadolu'da, Türkiye'de. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde çok partili yaşama geçildi. Bu biraz doğal olmayan bir ortamda geçişti. Çünkü savaş hoşnutsuzluklarını da oya çevirecek bir kesime fırsat sağlıyordu. Gerçekten de öyle oldu. İlk seçimlerde iktidarı oluşturanlar Halk Partisi'nin sağ kanadıydı. Yani toprak ağalarının ve savaş zengini tüccarın sözcüleri. Bunlar Anadolu bozkurundaki bu uyanışın kendileri için tehlikeli olduğunu hemen gördüler. Köy enstitülerini ıslah etmeliyiz diyerek temelsiz suçlamalarla 7 yıllık Hasan Ali dönemini tümüyle yargı önüne çıkardılar. O köy enstitüleri ki Türkiye'nin görüp göreceği en büyük eğitim nimeti. Ama Menderes döneminde bir takım düşmanlıklarla geldiler. Neymiş? Kız erkek bir arada okuyorlarmış. Neymiş? Klasikleri okuyorlarmış. Neymiş? Sol kitapları okuyorlarmış. Halbuki bunlar hepsi saçma bir şeydi. Ve oradan ne güzel insanlar yetişti. İki güzel insan, Mualla ve Sabahattin Eyüboğlu için köy enstitülerinde artık yolun sonuna gelinmiştir. İstemeye istemeye ayrılırlar. Mualla Hanım akademiye döner. Ama Mualla Hanım arkasında büyük bir suç bırakmıştı. Tamamlayamadığı köy enstitüsünün güzel sanatlar yapısı. O yapı at nalı biçiminde ve kenarları da çıkıntılı olan bir yapıydı. Bir bölümü tamamlanmadığı için uçaktan bakıldığında orak gibi görünüyordu. Dönemin Ali Cengiz Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri her taşın altında bir düşman arıyordu. Her yanda bir komünist keşfetmeye çalışıyordu. Halkımız da uçağa biner de yukarıdan o binaya bakarsa, orağı görürse korkunç bir komünizm propagandası etkisi altında kalacaklardı. Bir gün gazetede bir yazı. Hasan Oğlan köyünde orak çekiç şeklinde bir bina. O zaman akademi müdürü de Zeki Faik Bey, gayet sağcı. Ben köy enstitülerinden geldiğim için bana tamamen çok solcu muamelesi yapılıyordu. Ben de gazeteyi aldım götürdüm Zeki Faik'e. Aman dedim, bu mimar benim dedim. Zeki Faik'in ödü patladı. Fakat orak çekiç diye ihbar edilmiş. Almışlar, projeyi incelemişler. Yok demişler, bunun mimarında böyle bir solculuk yok. Çünkü benim mevzubahs olan bina Yüksek Köy Enstitüsü Müzik Kolu için yaptığım bir konservatuvar binası. Zaten hedef de umum müdürlüğün solculuğu. Onun için işte bak komik. Yani tayyareye çıkıp Rusya'da bile yapılmamış olarak çekiş şeklinde bina. Ve tabii gülünç olaylardı bunlar. İnsanlar böyle biçildi. Köy Anadolu'nun üstünde parlayan yıldızlar böyle söndürüldü. Bu memleket onların kapatılması ile birçok kaybe uğradı. Siyasi sebepleri olabiliyor, onun üzerinde ben konuşamam. Ecebi olarak siyasete, bu memleketin siyasetine karışmak doğru değil tabii. Fakat insan
Elden bakarsınız. Şimdi tabii o Köyen Sütü'nü ve Halk Evleri Mezunları diyelim nesli azaldı. Onlar artık yaşlı insanlar ama bir defa bir yazarlar ve şairler ansiklopedisini açın. Bakın bakalım kaçışlarına var onlardan. Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Osman Şahin, Ümit Kaftancıoğlu, o yüz akı yazarlardan yalnızca birkaçı. Üstelik de Köyen Sütü sistemi dünyada bir örnek olarak söylüyor. Hala bugün. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü. En başarılı köy enstitüsü mezunlarının alındığı bu yüksek okulda Ankara'nın en seçkin eğitimcileri, devlet yöneticileri ve aralarında Mualla Hanım'ın da bulunduğu çok sayıda aydın görev aldı. Ve Hasanoğlan başarılı uygulamalarıyla kısa sürede başlı başına bir kültür çevresi durumuna geldi. Bugün çocukların başıboş gezindiği bu modern amfiteyatrda çok değil 50 yıl önce köy kökenli yüzlerce genç hep bir ağızdan türküler söylüyor, oyunlar izliyor, türlü etkinliklere katılıyorlardı. Çok kısa sürede bu enstitüler 17 bini öğretmen ve teknik eleman, 3 bini sağlık memuru olmak üzere 20 bin dolayında mezun vermişti. Kırların yüzü değişmekteydi. İşte bu uyanış tehlikeli görüldü. Enstitüler 1947'den başlayarak aşama aşama kapatıldı ve köy yazgısıyla baş başa bırakıldı. İnsan mezun talebelerini şimdi hele gördükçe ne kadar iyi bir hareketmiş, ne kadar iyi ki oralardaki imkansızlara katlanıp çalışmışız, hocalık yapmışız diyoruz. Köy enstitülerinden ayrıldıktan sonra Anadolu hevesini karşılamak için arkeologlarla hafriyat mimarı olarak çalışmaya karar verdim. Profesör Gabriel'in hafriyatlarına Efes onarımları vardı. Oralara gidiyordum bir ay. Yine köylüyle temas halinde. Küçük yazılı kayada Karatepe'de Hititolog Profesör Gabriel'le Halet Çambel'le çalışırken Anadolu köylüsünün ilginç bir yönüne tanık olur. O kalıntıların değerini tabii köylü bizden çok daha fazla biliyor. Çünkü o kalıntılarla yaşamış. Yani Anadolu'nun bütün yaşantısının merkezini o kalıntılarda mezarlara açmışlar, altınları çıkarmış. Yani onları yiyerek yaşamış Anadolu. Uzun zaman buldukları altınlarla geçinmişler yani. Tabii o zaman kontrol yok. Hatta bir köylü bana öyle demişti. Biz dedi önce taşları sattık yedik. Sonra ağaçları, ormanları kestik. Çünkü Yazılıkaya hafriyatında mimar olarak çalıştığım zaman 60 sene evvel gelen bir profesörün notlarında 25 metre yüksekliğindeki Yazılıkaya abidesi ağaçlar arasında görünmez haldeymiş. Şimdi bir tek ağaç yok. Yavaş yavaş mimarlık restoratör mimarlığa dönüşür. Aralarında Silvantillo'da Fakrullah Türbesi, Kayseri Kalesi, Juan Hatun Türbesi, Mardin Zinciriye Medresesi, Edirne Gazi Mihal Hamamı da olmak üzere sayısız tarihi eseri özgün durumuna getirir. Çoğunluğu Tanrı adına yapılmış binalardır bunlar. Bu sırada Anadolu Müslümanlığı üstüne zengin deneyimler edinir. Sivas'taki Muzaffer Baruzirdi Medresesi'ni tamir ederken çalışan işçiler her zaman sabah yemeğe şantiyeye geldiğim zaman sabah namazına gidiyorlar, abdest alıyorlar. Geliyorum, herkes işe hazır vaziyette. İşte bir gün Şeyh Efendi sizi görmek istiyor. Aman dedim ben giderim Şeyh'e, Şeyh buraya niye gelir falan. O zaman çok beni şaşırtan bir olgun din adamıyla karşılaştım. Şeyh Efendi'yi görmeye gittim. Şeyh Efendi postundan kalktı.
Buyur kızım dedi, sen benim okuduğum medreseyi tamir ediyorsun, sen benim postumda otur dedi. Şaşırdık, sürüyanım da benim yanımdaydı. Bir din adamın, aman dedim işte biz böyle işte abdestsiz, namazsız, yok evladım dedi. Ve taht şehri İstanbul. Bu şehir, bağrında yaşattığı sayısız tarihi yapıyla ideal bir çalışma ortamıdır muallanım için. Nitekim 1950'lerden emekliliğine kadar geçen sürede burada yıkılmaktan kurtarıp ayağa kaldırdığı eserler meslek hayatının doruğunda yer almıştır. O, bu şehirdeki çabalarıyla bir anlamda zamana karşı savaşmıştır. İstanbul'da ilk onardığı eser Barbaros Türbesi'dir. Harap durumdaki türbeyi önemine yakışır bir özenle özgün durumuna kavuşturur. Daha sonraki yıllarda aralarında Ayasofya Şadırvanı, Padişah Türbeleri, Süleymaniye Taphanesi, Yıldız Mabeyni de olmak üzere çok sayıda tarihi yapının onarımında muallanımın büyük emeği geçer. Onu Rumeli Hisarı'nı onarırken üç kadın mimar, öyle hatırlıyorum ki bütün Türkiye tanıdı. Bu değişik bir şeydi. Birçok meslektaşları tarafından yadırganıyordu bir hisarın üç kadın tarafından onarılması. Ama bunu başarıyla bitirdiler. Ustalarla çalışırken kendisini hatırlıyorum. Hepsiyle dostu, arkadaştı. Sırasında paylıyordu, onlara sırasında bir şeyler öğretiyordu. Fakat herkes Muhallanım'ı çok seviyordu. İşte bir gün, o gün gittim Rumeli Hisar'a. Bir bey bağırıyor, çağırıyor, reisi cumhur. Meğer Celal Bayar oranın restorasyonunu istiyor. Mimarlar da söz veriyorlar. O da misafir çağırmış açılmasına. Halbuki açılmasına imkan yok. Dedim ki imkansız. Yani size verilen, sözü veren mimarlar büyük hata etmişler. Fakat madem ki açılmasın, ben size gayret edip bunu yetiştireceğim ama benim örttüğüm yerlerin arkalarına bakmayın. Şimdi ben ününüyle çalışmaya alışmışım paşam paşam diye. Celal Bayar'la da paşam paşam diye konuşuyorum. Halbuki o paşa falan değilmiş. Fakat nasıl yapacağız bunu işte? O gece bir mucize aklıma geldi. Ordu kumandanına telefon açtım. Dedim ki paşam, bize çünkü enstitülerinde çok askerler yardımcı olmuşlardı. Bana ne olur 300 asker gönderin, eline de kazma kürek verin. Biz böyle paramız yok, pulumuz yok, burayı restorasyonu tamamlamak mecburiyetindeyiz filan. Hakikaten paşa bize Zırhlı Tugay'a emrimize verdi. Asker gönderdi, askerlerin elinde kazma, kürek ve biz o büyük topları filan vinçlerle kaldırabildik. Yani askerin yardımıyla onarımı tamamladık. Açılış. Açılışta da demokratlar, demokrat ya parti, bütün halkı davet etmişler. Aynı zamanda büyük birinci protokolda davet etmişler. Bütün konsolosların hanımları, ecnebi konsoloslar. Bunlar birdenbire hücum edince biz yukarıdaki dağ kapısında imla yapmıştık. Yeni toprak doldurmuştuk. Toprak kaymaya başladı. Ama ben Allah'tan beyaz türbanla gezerdim hep. Dedim ki açın kapıyı, ben buranın mimarıyım. Yoksa o kalabalık hücum edince çok büyük tehlikeli. Neyse polis beni tanıdı, açtı kapıyı, hücum. Ama o konsolos hanımları, o kucağına çocuğunu alan gelmiş Menderes'i Celal Bey'e görmeye. Demokrasi anlayışı. İnönü zamanında böyle bir şey olmasına imkan var mı? İnönü Hasanoğlu'na geldiği zaman polis kordonundan köylüler geçemezdi. Şimdi Celal Bayar'ın Rumeli Hisar'ı onarmak istemesi ne kadar güzel bir şey ve şehre büyük bir şey kazandırdı. Halbuki açılıştan sonra hemen İhtilal oldu, parti düştü. Bu sefer Celal Bayar yaptırdı diye Rumeli Hisar'ın tahsisatları yine kabul edildi. Yani ben
İnönü ile Hasanoğlan'da çalıştığım için solcu oldum. Rumeli Hisarı Celal Bayar zamanında onardığım için sağcı oldum. Bunlar gün iç politik kargaşalık. Mualla Hanım'ın bilgi, araştırma ve sabır gerektiren çalışmalarının seçkin bir ürünü de Siyavuş Paşa Köşkü'dür. Kendi kozası içinde günlük yaşayışın hayhuyuna aldırmadan en küçük bulgular üstüne gözlemler, yorumlar yaparak bu eserleri kurtarırken tarihle aramızdaki bağ yeniden kurduğunun bilincindedir. Mualla Hanım bu süreçte edindiği bilgileri esirgemeden herkesle paylaşmış, her zamanda eğitici kalmıştır. Siyavuş Paşa, 3. Murat zamanında padişahın Edirne'den İstanbul'a gelirken karşılanması için yapılmış bir köşk. Havuzun içinde padişaha mahsus bir oda. 16. asır, fakat sonradan 18. asırda yanına bir kule ilave edilmiş. Etrafına duvarlar çevrilmiş, biraz şekli değişmiş. Biz 1962 senesinde 16. asırdaki şeklini bulup restorasyonu tamamlamıştık. Yapımı 18. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen Şerifler Yalısı, sivil mimarlığın kısmen de olsa ayakta duran nadir örneklerindendir. Çok el değiştiren yalı, 19. yüzyıl sonlarında Mekke Şerifi Abdülillah Paşa tarafından yazlık olarak kullanıldığından Şerifler Yalısı olarak tanına gelmiştir. Son olarak Büyük Harem Dairesi 1940'ta yola gitmiş ve külliyeden kala kala bu zarif selamlık divanhanesi kalmıştır. Elbette yine Mualla Hanım'ın tutkulu, bilgi dolu çabalarıyla. 1969 ile 1980 yılları arasında uzun ve maceralı bir onarım süreci sonunda kültür hayatımıza kazandırdığı bu örnek yapı, Mualla Hanım'ın özgeçmişinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kimi zaman sıva altında kaybolmuş silik bir izden, bir seramik, bir ahşap parçasından yola çıkarak özgün desen ya da motife ulaşırken sanatçı sezgisini konuşturmuştur burada. Ve mekan bütün güzelliğiyle adeta yeniden yaşamaya başlamıştır. Topkapı Sarayı. Birbiri ardına tahta çıkan padişahlar yüzlerce yıl bu yerden hükmetmiş Osmanlı mülküne. Mualla Aneger Eyüboğlu en uzun burada çalışmıştır. İlk aşamada has ahırların onarımında bulunmuş. Ama onun bilim ve sanat çevrelerinde en büyük heyecan yaratan çalışması hiç kuşkusuz harem dairesinde olmuştur. 400 yıllık bir tarih içerisinde örüle örüle akıl almaz bir karmaşıklığa ulaşmış Topkapı Sarayı, çeşitli dönemlerin farklı üsluplarını bir arada yaşatan bir yapılar bütünüdür. Ve Mualla Hanım, olgunluk çağının bütün birikimini burada cömertçe kullanacaktır. Şimdi Topkapı Sarayı 15. asırdan günümüze kadar devamlı yaşayan bir mimari binalar toplumu. Özelliği 15. asırda olduğu gibi muhafaza edilen kısımların yanında 20. asırdaki ilave de mevcut. Şimdi ben 10 sene Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde çalıştım. Oradaki araştırmalarım esnasında Topkapı Sarayı'nın bütün tarihini öğrenme fırsatı buldum.
Şimdi yeni saray olarak inşa edilmiş, padişahların oturduğu resmi saray olarak. Sonra son devirlerde Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra eski saray olarak kullanılmış. Yani eski saray demek yaşayan padişahın resmi sarayındaki ölen padişahın ailesi ve hanımlarının yaşadığı saray demek. Padişahlık lav edildikten sonra da Abdülhamid'in sarayındaki kimsesiz saraylılar için de ikametgah olarak kullanılmış. Şimdi o devir kalıntıları harem dairesinin görüntüsünü tamamen örtmüş. Ne olmuş? Padişahlar, şehzadeler için yapılan güzel hacımların içi ne? Bir takım ilavelerle o hacımlar bölünüp günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak şekle getirilmiş. Veliaht dairesi denilen çok odalı bir bölümün içinde yaptığım araştırmalarda yavaş yavaş 20. asırdan 17. asra kadar yine 300 senelik kalıntılar altından asıl padişahlar zamanındaki haremin iç yüzünü gösteren çinileri filan meydana çıkardı. Şimdi ben başladığım zaman dolapların içi tenihe kaplı. Tenihe kaplıyı kaldırıyoruz. Ahşap çıkıyor. Tahtayı da kaldırıyoruz. Altında pırıl pırıl çini, orijinal çini çıkıyor. Döşemeyi kaldırıyoruz. Döşemenin altında asıl orijinal döşeme çıkıyor. Ve hacim içindeki merdivenden yukarı çıkarken çiniler orada bir ocak olduğunu işaret ediyor. Hakikaten eskiden tek hacimli bir bina olduğunu belirten, zaten kitabesini de okuyoruz. Kitabede de diyor ki zamanında çok yerler fethedilen padişah ünlü mimarları çağırıp kendisine bir köşk yapılmasını emretti. Halbuki orada da minicik minicik tahta odalar. Teneke kaplı dolaplar. Burada çalışmaya başlayınca 300 sene gizli kalmış bir kubbeyi buldu. Tahta döşemeyi kaldırıp büyük ocağın ocağı bulunan kubbeli bir şehzade kasrını meydana çıkardı. Bugün o geziliyor. Vitraylarını, renkli camlarını falan yaptık. Şimdi asıl 17. asırda görünümü padişah sarayının bu. Halbuki son bulduğumuz şey korkunç. Üzerine soylu Osmanlı motifleri işlenmiş ceylan derisi kaplı kubbenin gün ışığına çıkarılması, yerli ve yabancı basında konuyla ilgili çevrelerde büyük yankı uyandırır. Sonra bahçede hiç büyümeyen ağaçların olduğu bir yerde yaptığım bir açma. O şimdiki mevcut büyük havuz döşemesi. Onları hep restorasyonlar esnasında her sene biraz daha derine inmek, izlerden faydalanarak bulduğumuz ve Fatih zamanında yapılan sarayın 3. Murat'tan sonra resmi saray olması, devrine ait bütün kalıntıları bir arada bugün görünebilecek hale getirebildik ama tabii 10 sene devamlı çalışmayla. Mualla'nın bir sanatçı özeniyle kimi zaman sıvı altına inerek Osmanlı ustalarının süsleme başarılarını irdeledi. Gereğinde el yazması kaynaklara başvurarak tarih katmanları arasında bir karınca sabrıyla yol aldı ve haremi bize yeniden kazandırdı. Mualla Hanım orayı kurallara en iyi şekilde onarırken bir yandan da acı çekiyordu. Haremde yaşayan eski kadınları hatırladıkça. Her odanın, her duvarın bir hikayesi, bir şey vardı. Beni odalıkların suç işledikleri zaman kapatıldıkları bir küçük tutuk evi gibi bir odaya götürdü. O adeta yüreğini yakmıştı Mualla Hanım'ın. Çünkü
Oradaki genç kız cariyelerden biri duvara "Ah kader ah" gibi başlayan bir şiir yazmıştı. Ve diyordu ki bunca uzak memleketlerden satılıp buraya getirildikten sonra bir de bir küçücük aynayı çalmak gibi bir suçla suçlanmak ne kadar zor gibi. Ben şimdi tam hatırlayamıyorum kelimeleri. Bir şey yazmıştı. Az daha badana yapılırken o da boyanıp gidecekmiş. Muhalanımdan yetişmiş. Onu bana büyük bir heyecan anlattı. Bunların kalması lazım, bunların görünmesi lazım diye. Muhalanım her karışını bildiği, adeta tüm zamanlarını yaşadığı bu mekanı diğer sanatlarla bir bütünlük içerisinde düşünmüştür hep. Akşam saatlerinde gölgeler uzarken, 3. Selim'i, Sadullah Ağa'yı duyar gibi olmuştur burada kimi zaman. Hacı Arif Bey'in güftesiyle de güzel bu muhayyer bestesini de orada bir ömür sürmüş kadınların ruh haline yakıştırarak harem marşı olarak adlandırmıştır. Mevlevihanede çalışırken bir bey, ay dedim şu beye bakın, bu nedir, bu padişah sarayından mı çıkmış? Safiye Ayla ile beraber, Şerif Muhittin Bey. Ama ne hoş insandı o. Topkapı Sarayı'nda en son kalan misafir o. Mecidiye kasrında. Ondan sonra Cumhuriyet gelmiş Topkapı Sarayı'nda. Sonra ondan ahbap olduk, işte gidiyorduk. Aman yarabbi, onun çağıt. Nasıl o sesleri çıkarıyor, sanki bir orkestra. Ve Safiye, 3. Selim'i, Sadullah Han'ın parçalarını okuyordu. O zaman işte Alatürk'e müziğe hayran oldum. Yani o mimarinin müziği yok diye üzülüyorduk. Halbuki hakiki müziği var mimarinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun. Ve Mualla Hanım, 1980 yılında Topkapı Sarayı'ndan sade bir kutlamayla emekli olur. Bütün hayatı top dolu çalışmayla geçmiştir. Yalnız çok güzel, fakat bence bir kusur diyeceğim kadar ifrata gitmiştir. Hiç kendini meydana çıkarmaz, hiç kendinden bahsetmez. Ve baskı, zaten çalışmalarının da çok geç bastı. Ve zannediyorum birkaç sene evvel bir tane basıldı kitabı. Halbuki bir kitap değil, birkaç kitap yapacak çalışmaları vardır. Fakat onun prensibi işte ben çalıştım, ben yaptım, ne gereği var der. Kendine kıymet vermez. Fakat bence büyük bir hata, çünkü yaptığı şeyler çok kıymetli, çok titiz ve otantik çalışmalar. Mualla Hanım'ın özel hayatını da işi yönlendirmiştir. Kırkına merdiven dayadığı sırada evlenmeyi akıl eder. Üstelik bir Almanla. Şimdi Robert'le nasıl tanıştık? Arkeolog Halet Çambel benden Robert'i tanıştırmak istedi. Çünkü Robert işte hem Türkçe terimleri öğrenmek istiyor, inşaat terimlerini öğrenmek, ben Almanca öğrenmek istiyorum. Bir akşam bir evde türkü söyledik. Robert çok hoşuna gitti. Hep, çünkü ben Anadolu'da çok gezdiğim için çok da güzel sesim vardı o zaman. Güzel türküler söylüyordum. İşte ilk tanışmamızda türküler bizi biraz yaklaştırdı. Ve o zaman o da bir ses çıkıyordu. Türkü söylüyordu. Malaydı. Ve ilk defa o sese aşık oldum. Yani Muala şimdi tabii sesi biraz bozdu ama bazen de hala çok güzel söylüyordu ve o kadar çok türkü biliyordu ki hala biliyor, şaşarsınız.
Robert'in Arabi, Farisi bilmesi, eski yazıyı az çok okuması bana çok yardımcı oluyordu. Onunla yurt dışında, bugün Türkiye Cumhuriyeti dışında kalan Türk eserlerini yakından tanımak için Yunanistan'a, Yugoslavya'ya gittik, Gümülcene'ye, Kosova'ya. Oralardaki eserlerin rölevelerini yaptık. 10 sene beraber bir çalışmamız oldu. 10 sene sonra Robert'le evlenmeye karar verdik. Tam gavuğu sayılmam. İslam dini hakkında epeyce bilgim vardı. Bilhassa Mevlidilerle çok yakın münasebetim vardı. Ama yine de Müslüm değildi. Bu bilhassa Muharrem'in annesine çok gücüne gitti. Bir sene bizimle konuşmadı. Annem için büyük bir şoktu ama Robert'in dine o kadar saygısı büyüktü ki oruç tutup, ben oruç tutamıyordum o zaman, rahatsızdım. Annem, Robert oruç tutup annemle iftar ediyordu. Yani annem sonradan Robert'i kendine daha yakın görmeye başladı. Sonra hatta annem ısrar etmedi. Yani annesinin dininde kalsın, niye Müslüman olacak dedi. Annem o kadar iyi bir Müslümandı. Annem hakiki dindardı. Yani çok şükür ailemizden çok sağlam bir din terbiyesi aldık. Dinin büyüklüğünü. Çünkü hiçbir şekilde bize yalnız Allah'ı ve dini sevdirdiler. Hiçbir zaman ürkütmediler, korkutmadılar. Bakarsınız mevlüt okutur. Din inançlarına bağlı kalır. Ancak bunlar da 40 türlü insanı yan yana getirir. Benim bildiğim, daha önce girdiğim tarikatta tanıdığım değişik insanların onun evinde toplamalarıdır. Yabancıların geldiği, Müslümanın, Hristiyanın bulunduğu toplantılarda en ufak bir yasak yoktu. Noel ağacında biz Yunus ilahisi okuruz. Ve hatta yani kardeşlerimin karıları da ecnebi. Onlar da gayet iyi ilahi okur. Bizler, herkes şaşar. Nasıl öğreniyor, nasıl biliyorlar? Mualla bir laikti. Yani namaz kılarmış arada bir ama kılmıyor. Ve adı da içkici diye içkiciye çıkmış. Sonra da araştırıyorum. Meğerse Orhan Veli'ye rakı getirilmiş. Sağlarmış. Onun için adı şeye çıkmış. Orhan Veli'yle sabah yine erkenden çıkardık. O meyhaneye gider, rakı içmeye başlar. Ben çay içerim. Çaycılar daha açılmamış. Orhan Veli öldüğü zaman sonra onu bizim şeyde oturuyorduk biz o zaman, Soğanağa'da. Orhan Veli'ne bir şey hazırlıyorum, bir çelenk hazırlıyorum. Bütün mahalleli ne kadar sevdirmiş kendini halka. Nasıl yardımcı oldular, o çelengi hazırladılar. Bu cenazeyi kim idare ediyor? Hiç kimsenin idare ettiği yok. Orhan'ın dostları. Şeye kadar geldik. Baba Ali'ye kadar bütün dükkanlar kepenklerini indirmişler. Hiç kimse bir şey söylemeden. Nasıl sevdirmiş halka kendini. Mualla Osmanlı döneminin şeylerine, büyük adamlarına, Mevlana'lara, bilmem nelere hayran bir insan. Ve bütün tarikatları çok beğenen, yakından izleyen, evine çağıran, hele melamilere bayılan bir insan. Galata Mevlevi annesiyle mesela kendisine çok komşu olan çok hoş ilişkileri vardır. Oradaki Mevlevileri tanır. Bugünkü Mevlevileri tanır. Mevlevi müziğini evinden hemen de hiç eksik etmez. Sanatçıları davet eder. Onlara küçük konserler verdirir. Aşkın ateşine gelmeyin yanalım. Alalım, dermanı yapalım, bir el alalım.
Orada büyük bir hata yaptım ben. Tek çatı altında hünkâr kısmı mahviliyle semahaneyi birleştirdim. Halbuki inanç bakımından, tarikat şeyi bakımından çok büyük hata. Yani Mevlevihane olan esas padişahın geldiği yer mühim değil. Biz onu birleştirdik ama Mevlevilerden pek hala işte bir fırsat bulsam onu değiştirsem diyorum ama bugünlerde hiç şeye geri dönüş olmaz. Sürekli kendi kendini eleştiren, kendi kendini yenileyen, bir yaptığını biraz sonra beğenmeyen, bunun daha güzeli, daha iyisi olur mu, olmaz mı diye düşünmeye koyulan, sonra düşündüğünün tersini yapan, bu yaptıklarından yeni bir ürün ortaya koyabilen bir çalışma yöntemi vardır. Ben buna yöntem de diyemeyeceğim. Yöntemsizliğin yöntemi diyeceğim buna. Malını, mülkünü, kalbini, her şeyini yaşadığı ortama emanet etmiş, hediye etmiş bir kadındır Mala Hanım. Ben en çok Anheger'le bu konulardaki tartışmalarını çok seviyordum onları. Çünkü İki ayrı mizaç ama birbirine aşık iki ayrı mizaç, iki ayrı ülkenin insanı tartışarak birbirleriyle bazen ufak kavgalar yaparak hem bağlılıklarını hem sevgilerini hem Anadolu gibi üstünde anlaştıkları çok önemli bir konuyu çok güzel ifade ederlerdi. Ya o çok iyi Alman, ben çok iyi Türk olduğum için iyi anlaşıyoruz. Çok hoştu, çok değişik bir insandı. Çok renkli bir insandır Mala Hanım. Sizi hakikaten eski Anadolu uygarlıklarına götürür. Oradan gelirsiniz, bakarsınız bir Mevlevi Hanım var karşınızda. Size Mevlana hakkında bilgiler verir. Bu bilgileri yaşadığı için çok önemlidir. Yunus'un ve Mevlana'nın hoşgörüsünün canlı bir misalidir. Oradan bakarsınız, pop müzik yapan çocuklarla beraber olur. Hatta onları yetersiz görür, heyecanını heyecanlandırır. Hakikaten bir uygarlıklar mozaiği. Biz bu toprakları yoğurmuşuz, bu topraklar da bizi. Onun için en eskisinden en yenisine ne varsa yurdumuzda öz malımızdır bizim. Halkımızın tarihi, Anadolu'nun tarihidir diyen bir kültür görüşüne sahipti. Şunları, şunun güzelliği de var. On sekizinci asrında en güzel nakışlar. Ayırım yapmaz, güzel olan her şeye adeta ibadet eder. Zaten güzelden ayrı yaşayamaz. Ne zevkli insanlar. Okumak yok, yazmak yok. Bunları nereden öğrenmişler acaba? Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk entelektüellerden biridir. Ağabeyini, iki ağabeyini de hem Sabahattin Eyüboğlu'nu hem de Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu çok severdi. Hala da çok sever. Etkisinde kalmıştır ikisinin de. Fakat ben bir açıdan Mala Hanım'ı onlardan daha önde görüyorum. Mala Hanım bir Anadolu kompleksidir. Anadolu'yu gerçekten içinde yaşayarak öğrenmiş bir kadındır. Topladığı oyalar, topladığı keseler, topladığı işlemeler bir yarışma yapılsa en güzel örneği kim bulacak diye
bütün koleksiyonunu böyle vasıflandırabilirsiniz. O bir, tam bir Anadolu'dur. Behri Rahmi Bey de Anadolu'yu çok sanatında da kullanmış bir insandır. Ama o bir batılı insan olarak Anadolu'yu seyretmiştir. Sabahattin Bey ise eski medeniyetlerin temsilcisi olan Anadolu'ya daha yakın bir insandı. Bunu tamamlayan Mevlana olmuştur işlerinde. Dünkü Anadolu, bugünkü Anadolu onun yüreğinde ve evinde yaşar. Evini gördüğünüz zaman zaten Mevlana'nın ne olduğunu anlayabilirsiniz. Bütün Anadolu'yu görürsünüz. Artı Anhegel'le beraber bütün Batı ve Anhegel'in annesi ve babasıyla beraber de bütün Çin Mualla Hanım'ın evinde derlenip toparlanmıştır. Şimdi bu evde iki dünya vardır. Bu dünyaların ikisi de tarihsel dünyadır. Biri Anadolu. Anadolu halkının ortaya koyduğu özgün sanat ürünleridir. Halılar, kilimler, cecimler, işte el işleri, çoraplar, mendiller, başka giysiler. Dokuma ile, iplikle üretilen el ürünleri. Öteki de daha çok kazı bilimin ortaya koyduğu ürün, arkeolojinin ortaya koyduğu ürünler. Bunlar da ilk çağ Anadolu'suna değin uzanıyor. Bu ürünlere bakıldığı zaman ilk çağdan Osmanlı'nın son dönemlerine değin bir uygarlık çizgisinin sürüp gittiğini görebiliriz. Ayrım gözetmeksizin bütün kültürleri sevgiyle kuşatan bir zevk, bir anlayış. Mualla Anhegel Eyüboğlu, nesneler dünyasını çok iyi tanıyor. İşte Tophane Lüle Çamuru'ndan gül baharla astarlanmış usta işi, nadide tiryaki fincanları. Afiyet olsun hitaplı, başka bir fincan. Konak işi gümüş bir hoşaf kaşığı. Mercan saplı, bağ kaşıklar. Değişik objelerde nefis hat sanatı örnekleri. Ve eşsiz bir Mustafa Rakım hattı levha. Tesadüfler ve zamanın birikintisi bütün ilişkilerimizi bir araya getirir. Yani bir taraftan köy evleri, köy okulları, padişah sarayı, hepsi bir arada çeşitli yönlere dönelik zevk, kıymetli, kıymetsiz bir tarafta bir, çok kıymetli bir halı, bir tarafta çok değersiz fakat güzel bir Özbek kilimi bilmem. Bu hepsi tesadüfen. Yani zamanın ve ailelerimizden gelen kalıtımla birleşmenin bir iki bugünkü hali sebep oldu. Robert ve Mualla Anhegel Eyüboğlu çifti, renkli ve uzunca bir dönemin önde gelen aydınlarından oluşan bir dostluk ailesiyle çevrili olarak zengin bir ömür sürmüştür. Adalet Cimcoz'dan Ferdi Tayfur'a, Pertev Naili Boratav'dan Melih Cevdet'e, Oktay Rıfat'a, ölüm şairi Cahit Sıtkı'dan Behçet Necatigil'e ve Bohem Sait Faik'ten Tanpınar'a,
dava ve kavga şairi Necip Fazıl'a kadar geniş bir yelpaze ve Nazım Hikmet. İlk defa ben Nazım'ı sokakta gördüm. Ankara'ya ablamı yolcu ediyordum. Ay şu güzel adama bakın dedim, tanımıyorum. Birisi Haydarpaşa şeyinden aşağı iniyor merdivenlerinde. Ay ne güzel adam dedim. Sabahattin Bedir abim de benim yanımda Nazım diye koştular. Meğer Nazım da o gün şeydeki Bursa'daki hapishaneden çıkmış, elini kolunu sallaya sallaya iniyordu. Bu anı unutamıyorum. Rusya'ya kaçmasından önceki kısa dönemde Nazım'la tanışması Mualla Hanım'ın ufkunu daha da genişleten talihli bir rastlantı olmuştur. Pazar, rüzgarların dilini konuşuyor balam, konuşup coşuyordu. Birden bire vurulmuş gibi kanadından, yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona bir daha kalkmayacak. Kızıl ordular ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri sönüyor perde perde. Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanat, atları at, rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Biz seviyoruz bunu. Fakat Moskova'ya gitmiştim, Nazım'ın mezarına gidiyoruz. Nazım'ın ev sahibi hanımla tanıştım orada. Dedim ki Nazım'ın şiirlerini yok hiç duymadım. Ben ona şeyi okudum, kayığı okudum. Bayıldı, Türkçe bilmiyor. Ay bir daha okuyun. Yok. İşte Allah'tan aklımda vardı da. O kadar tesir etti ki. Peki dedim ne anladın? Şiir değil, şarkı gibi gelmiş ona. O ev gerçekten bir eski tabirle söylemek lazım gelirse bir dergah gibi çalışır. Gençler oraya gittiği zaman birçok sanatçıyı, birçok entelektüeli orada görürler, konuşurlar, tartışırlar. Mualla Hanım bu tartışmalara katılır. Ben mezun olduğum zaman, mimar olduğum zaman, abim bana büyük bir ikramda bulundu. Hediyesi Yahya Kemal Bey götürdü beni Park Oteli'de. Yahya Kemal Bey bana şiirleriyle İstanbul'u tanıttı. Nasıl bilirdiniz her sokağı? Ve ondan sonra da abimden her hafta sonu Koca Mustafa Paşa'ya gider, orada dinlenirdik. Nasıl güzel bir İstanbul tanıdım Yahya Kemal Bey'den. Hala sesi kulağımda. Hafızın kabri olan bahçede bir gül var. Yeniden her güne sarmış kınayan rengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir her rinde. Kalbi her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her seher bir bülbül açar. Bunu tanıyor musun bu kadın? O ben. Bu da sen. 37 sene. Ve hala devam ediyor. Sazlar şey. Gel ayrılalım. Evet, güzel. Ben sana söylüyorum, biz ayrılalım. Ondan sonra muazzam bir düğünle yeniden evlenelim. O kadar vaktimiz kalmadı maalesef. Ama tam işte sonra tecdidi nikah yapmaya vaktimiz kalmadı.